Evet değerli izleyiciler, Sahurdan Seher'e programımızın 3. bölümündeyiz. Bu bölümde Akaba Vakfımızı konuşacağız. Akaba Vakfımızın genel müdürü Bahri Bulut kardeşim bizimle beraber, yani sizlerle beraber. İnşallah vakfımızın şimdiye kadar yapmış olduğu faaliyetleri ve şu an içinde bulunduğu durumu sizlerle hasbihal edeceğiz. Malumunuz bir iyiliği, bir güzelliği sizlerle paylaşmak istiyoruz. Sizlerin buna tabii ki destek vermesini istiyoruz. Dualarınızı, katkılarınızı eksik etmemenizi istirham ediyoruz. Vakfımızı konuşacağız ama önce bir vakfımızın geçmişi, bugününe dair birkaç dakikalık VTR'miz olacak. Önce VTR'mizi bir izleyelim. Daha sonra bunun üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Ama ben VTR'de izlemeden önce Bahri Bey'e hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz, safa geldiniz. Teşekkür ederiz hocam. Sıhhat afiyettesiniz. Allah Ramazan, razı olsun. Her şey iyi yolunda. Vakfımız iyi inşallah. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Tamam. Hamdolsun. Tamam. Faaliyetlerimiz dolu düzgün devam ediyor elhamdülillah. İnşallah. Sağ olun. İnşallah faaliyetleri izleyeceğiz şimdi. Sonra üzerinde konuşacağız. Evet İnşallah. Şimdi sizi VTR ile baş başa bırakıyoruz. Daha sonra devam edeceğiz. Akabe. Felaha ulaştıran sarp yokuş. O yokuşta Hak sabır ve merhamet üzere yardımlaşmadır. Akabe. 1980'li yıllarda başlayan bir yürüyüş. Zihin, yürek ve bilek, düşünce, duygu ve eylem, ilim, irfan ve amel dengesini inşa için sohbet halkalarıyla başlayan bu yürüyüş, aylar ve yıllar geçtikçe büyüdü ve kurumsal bir yapıya kavuştu. 83 yılında başlayan bu yürüyüşün başlangıcında 4-5 arkadaş bir araya geldik. Çalışmalarında eksende insan, tavırda denge ve tasarrufta ihtiyaç anlayışını ilke edindi. Akabe, Kur'an eksenli bir hayat inşa etme ve şahsiyet eksenli bir insan yetiştirme merkezi oldu. İnsan merkezli çalışmalarımızın ana eksenini Kur'an merkezli bir eğitim oluşturuyor. Bu noktada toplumun inşasının temel unsuru olan şahsiyete ve aileye büyük ehemmiyet veriyoruz. Çocuk çalışmaları. Çocuk çalışmaları yaklaşık 10 yıldır Akabe Çocuk Çalışmaları bünyesinde devam ediyor. Bu çalışmaların 7-10 yaş arası çocuklar için yürütülen dersleri ve faaliyetleri Akabe Cıvıltı Çocuk, 10-14 yaş arası çocuklar için yürütülen dersleri ve faaliyetleri ise Akabe Umut Çocuk ismiyle sürüyor. Özgün müfredatı ve kendi yayımlarıyla örnek bir çalışma olan Akabe Çocuk Çalışmaları, Kur'ani ilkelerden beslendiği dinamiklerini arttırarak sürdürüyor. Gençlik çalışmaları Akabe Gençlik Platformu çatısı altında birbirini destekleyen, kuşatıcı ve bütünleyici projeleriyle sürüyor. Kur'an neslinin yeniden inşası reçetesiyle çıktığımız bu yolda, vahiy ile yoğrulmuş şahsiyetli bir gençlik tasavvur ediyoruz. Platform çerçevesinde gençlerimize yönelik olarak Kur'an seminerleri, kavram seminerleri, genç Kur'an halkaları ve atölye çalışmaları yapılıyor. Gençlik merkezleri ve bilgi evleri çalışmaları kamu kurumlarıyla ortaklaşa yürütülmekte. Buralarda değerler eğitimi başta olmak üzere birçok alanda öğrencilerin okul derslerine ve sosyal hayatlarına katkı sağlamak amacıyla faaliyetler ve eğitim programları uygulanmakta. Hoşgörü, saygı, dürüstlük, sevgi, çalışkanlık, adalet, doğruluk, Allah sevgisi, peygamber sevgisi, iyilik, temizlik, yardımlaşma gibi temel değerlerin öğrencilere ve velilere verilebilmesi için geliştirdiğimiz programlarla hayatın her alanını kuşatacak özgün müfredatlar geliştiriyoruz. Kur'an okulları, referansını vahiyden alan, modern hayatın problemlerine vahiyden çözümler üretebilen nesillerin yetişmesini hedefleyen bir projedir. Müftülüklerle ortak yürütülen bu projeyle talebelere klasik ve modern ilimler veriliyor. Herhangi bir bilgiye ulaşırken neden, niçin, nasıl sorularını sorabilen, ben değil biz diyebilen, sosyal çevresine karşı sorumlu ve şahsiyetli bir zihne sahip geleceğin nesillerini yetiştiriyor.
Kur'an Araştırmaları Merkezi, Kur'an'a dair yerel, bölgesel ve küresel özgün çalışmaları derlemeyi, bu materyalleri araştırmacıların hizmetine sunmayı, yeni araştırmalar için imkanlar oluşturmayı ve teşvik programları geliştirip uygulamayı amaçlıyor. Bu çerçevede Kur'an Kütüphanesi, Kur'an Ansiklopedisi, Siretül Kur'an belgeseli gibi projeler üzerinde çalışmalar devam ediyor. Tefsir dersleri. Mustafa İslamoğlu hocamızın 1992'de Besmele ile başlattığı tefsir sohbetleri fiili olarak 16 yıl sürdü. 2008'de Hitamuhu Misk'le nihayete erdi. Bu dersler 7'den 70'e binlerce insanın izleyebildiği açık ve sivil bir üniversite oldu. Söz konusu dersler yazılı ve görsel mahiyette halen Anadolu'da ve dünyanın birçok yerinde Kur'an halkalarında ve sohbet meclislerinde kaynak olarak takip ediliyor. El-ahillâ'u yevme'izin ba'duhum li-ba'din aduvun illel-muttak. O gün can dostlar bile birbirine düşman olacak, sadece müttakiler müstesna. Mustafa İslamoğlu hocamızın 2008'de Allah diyerek başlattığı esma sohbetleri ise fiili olarak 5 yıl sürdü. 2013'te Hitamuhu Misk 2 ile nihayete erdi. Hiçbir tasavvur Allah'ı olduğu gibi kavrayamaz. Hiçbir akıl Allah'ı mutlak ve mükemmelliğiyle anlayamaz. Hiçbir beşeri dil sahibine Allah'ı gereği gibi anlatamaz. Onun azameti karşısında akıllar durur, diller lal olur, mantık iflas eder, nutk durur, sözün soluğu kesilir, kelimelerin nabzı durur. Envarül Kur'an, Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamızın sunumuyla 15 günlük periyotlarla vakıf merkezimizde halkımıza açık olarak devam ediyor. Bu dersler Hilal Televizyonu ve tefsirdersi.com aracılığıyla canlı yayından da takip edilebiliyor. Cuma namazı, ümmetin içtiması, hasenatla salihatın cemidir. Akabe Mescidi'nde 10 yıllardır ümmet gündemiyle kılınan cuma namazları, vahiy eksenli bir bilinç inşasının rahlesi konumundadır. Akabe minberinden başta Mustafa İslamoğlu hocamız olmak üzere mümtaz şahsiyetler hutbeler irad etmektedir. Ribatlar. Ribat, nöbet tutulan yer, zamana itikaf ruhu kazandırmanın bilincidir. Murabıt, iç dünyasını bir kez daha muhkem inşa edendir. İnsanların sistematik olarak kirletildiği bu yüzyılda ribatları birer arınma havuzu olarak görüyoruz. Her ribatımız yeni din dilinin bir müfredatıdır. Bu sahiplerle belli periyotlarla yurt içinde ve yurt dışında ribatlar organize ediyoruz. Bu ribatlarımızı çocuk, genç ve aile kategorilerinde ve tematik olarak gerçekleştiriyoruz. Vakıf merkezimizde hanımlar platformu, halkla ilişkiler, din gönüllüleri, öğretmenler, sağlıkçılar, hukukçular, kurban organizasyonu gibi birimlerimizde başta hayır çarşıları olmak üzere çeşitli sosyal, sportif, kültürel faaliyetler de gerçekleştirilmektedir. Allahu Ekber ve lillahilhamd. Bismillahi Allahu Ekber ve lillahilhamd. Bismillahirrahmanirrahim. 2005 yılında Akabe gönüllülerinin öncülüğünde Hilal Televizyonu kuruldu. Ekrana gelen iyi fikir sloganıyla çıkış yapan ve her ne koşulda olursa olsun temiz ekran ilkesinden vazgeçmeyen Hilal Televizyonu, insanlık adına yeni ve daha iyi bir senaryonun yazılmasına katkıda bulunmak için yayınına devam ediyor. Yılında yine Akaba gönüllerinin öncülüğünde Yardım Eli Derneği kuruldu. İhtiyaçtan doğan bir şefkat hareketi sloganıyla yola çıkan dernek, veren el ile alan el arasında hayır köprüsü oldu. Yardım Eli, karnıyla birlikte kafasını ve kalbini de doyur ilkesini kendisine şiar edinerek çalışmalarına devam ediyor. ...2008 yılında Akabe Camiası'nın öncülüğünde Kur'ani Hayat dergisi kuruldu. Kur'ani Hayat, yayın ilkelerinden taviz vermeden 2 aylık periyotla yayın hayatına devam ediyor. ...2009
2012 yılında ise insanlara Kur'an'ın mesajını doğru ve etkin bir şekilde ulaştırabilmek amacıyla Kur'an Halkaları projesi hayat buldu. Kur'an Halkaları, Akabe'nin yetiştirdiği gönüllerin öncülüğünde bugün bütün yeryüzü sathına yayılmış durumda ve her gün anlamını çoğaltarak çalışmalarına devam ediyor. Bütün bu çalışmalarımızı yürütme noktasında, İstanbul'un farklı ilçelerinde, Anadolu'nun değişik şehirlerinde ve yurt dışında faaliyet yürüten derneklerimiz ve vakıflarımızla birlikte DEKOM çatısı altında birlikte hareket edebilme fırsatını yakaladık. Vakfımız, Ümmet Bilinci Şuuru'yla Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı, İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği, Sivil Dayanışma Platformu ve Milli İrade Platformu gibi kuruluşların kurucuları arasında yer almıştır. Bütün bu çabalar ve çalışmalar, Kur'an Nesli projesinin birer aşamasını teşkil ediyor. Bu çabanın lası uydurulan din, illası ise indirilen dindir. Dalga dalga hayat bulan vahiy merkezli hayat tasavvuru, her geçen gün Kur'ani temeller üzerinde yükselmeye devam ediyor. Akabe, hakkı, sabrı ve merhameti paylaşmaktır. Beled 17. Evet değerli izleyiciler, VTR'mizi izledik Akabe Vakfımızla ilgili. Ama ben hemen şu soruyla başlamak istiyorum. Akabe nedir? Ne zaman başladı bu faaliyetlerine? Nasıl geldi bugüne? Kısa bir tarihçe alabilir miyiz? Öncelikle böyle güzel bir vakitte... Bir kez daha şunu hatırlatıp kendimizi çeki düzen vermemiz, kendimize çeki düzen vermemiz gerekir diye düşünüyorum Müslümanlar olarak. O da şu anda Gazze'de devam eden İsrail zulmüne karşı Müslümanların neler yapıp neler yapabildiğimiz noktasında. Maalesef bizler Müslümanlar olarak sadece itfaiyeci vazifesi yapıyoruz gibi bir durumdayız. Halbuki yangınları önceden tespit edip yangınların çıkmasını engelleyecek yöntemler ve stratejiler üretmemiz, geliştirmemiz gerekiyor. Bu da ancak ve ancak Akabe gibi faaliyetler gösteren vakıf ve derneklerin, hayri hizmetlerin insanlar yetiştirmesiyle mümkün olabilecektir. Bu endişe ve kaygılarla 1980'li yıllarda Kayseri'nin Develi ilçesinde yola çıkmış olan bir çalışma, Akabe Vakfı çalışmamız. Akabe sarp yokuş demek zaten. Bildiğiniz gibi. Beled suresinde. Beled suresi, evet. Bizim genel merkez suremiz diye biz tanımlıyoruz. O yıllarda bir avuç insanın aşkla, azimle, gayretle işte biz bir mühendis lazım olduğunda her taraftan parasını verip getirebiliriz ama işte bir doktor lazım olduğunda getirebiliriz ama bir alim lazım olduğunda parayla ne kadar para versek de Müslümanların problemini çözebilir diye o kaygı ve endişeyle ortaya çıkmış olan bir çalışma. İnsan yetiştirme faaliyeti. İnsan yetiştirme faaliyeti. Tabi bunun içerisinde Müslüman doktorlar, Müslüman mühendisler, Müslüman akademisyenler olmasın mı? Kesinlikle onlara da ihtiyaç var. Ama ana ihtiyacı, ana hedefine Kur'an nesli, Kur'an'da inşa olmuş toplum yetiştirebilecek öncüler ve önderler yetiştirme gayreti. 80'li yıllardan bu tarafa faaliyetlerimiz bu doğrultuda, bu çerçevede devam ediyor. Ve biz faaliyetlerimizi 7'den 70'e diye tanımlıyoruz. Yani kesretten kinaye 7 ve 70 ifadeleri yani toplumun zaten. Toplumun her kesimini kapsayan, kuşatan, bunları göz önünde bulundurarak faaliyetlerini icra eden çalışmalarımız var. Çocuklara yönelik çalışmalarımız, gençlere yönelik çalışmalarımız, üniversite öğrencilerine yönelik yine bunun içerisinde çalışmalarımız, bayanların bütün kademelerine yönelik çalışmalarımız, yetişkinlere yönelik çalışmalarımız, faaliyetlerimiz bu şekilde devam ediyor. Elhamdülillah. Peki tabii en büyük yatırım insana yapılan yatırımdır
denilerek yola çıkılmış. O günden bugüne hep tebliğ, davet çalışmalarıyla meşgul olurmuş. Yani tamamen bir sahası, yani birinci öncelikli sahası ne diye soracak olursak herhalde eğitim denir. İnsan yetiştirme denir. Yani belki bir yardımdan çok ya da sosyal bir vakıf olmanın ötesinde herhalde eğitim yatırımıdır. Eğitim vakfıdır. İsmi de öyle zaten. Eğitim ve kültür tamamen isminde de eğitim ve kültür öne çıkan bir çalışma zaten. Tamamen insan yetiştirmeye odaklı ve biz ilk çıktığı andan itibaren de eksende insan, tavırda denge, tasarrufta ihtiyaç diyerek o sloganla yola çıktık. 90'lı yıllarda vakfımızı kurduğumuzda. O günden bu tarafa sloganımızdan bir tane sapma olmadı hamdolsun. Bu süreç içerisinde Türkiye'de veya dünyada birçok yerde o köprülerin altından o kadar sular geçtiği halde evet. Akabe o istikrarıyla beraber hala aynı istikrarla devam ediyor. Ve eksene de insanı koymuşuz. İnşallah Kur'an neslini yetiştirmeye yönelik çalışmalarımız Kur'an nesli. Evet, Kur'an nesli çalışmalarımız devam ediyor inşallah. Peki şimdiye kadar yapılan faaliyeti, en etkili faaliyeti, en şumullü faaliyeti sayacak olursak birkaç tanesini en az ismi ne gelir akla? Özellikle tefsir dersleri Mustafa İslamoğlu hocamızın yapmış olduğu 1992 yılında başlayan, Fatiha ile başlayan, 2008 yılında Nas suresiyle biten tefsir dersi çalışmamız vardı. Bunun hem sohbet olarak hem internet ortamında hem CD ve kaset olarak o tamamlanmış oldu. Belki de İslam dünyasında toplumla böyle sohbet ortamında yapılan Fatiha'dan başlayıp Nas'la biten ilk çalışmadır diye. Yani bizim duyduğumuz ilk çalışma. Ve şu anda da tefsirdersim.com adresinden bu derslerin tamamını takip edilebilecek pozisyonda. 525 ders. 525 dersin tamamı, 400 ders hatta. O biraz daha 400 ders olarak da şey yapılmış oldu. Onu tefsirdersim.com adresinden takip edilebilir. Onu Hitamı Müzik'te tamamladık. Akabinden yine İslamoğlu hocamızın öncülüğünde Esma dersleri başladı. O da yine Rabbimizi kendi isimleriyle tanımak, isimlerini kendi kitabıyla tanımak, kendi tanımlamasıyla tanımlamak. Kur'an'a göre Esma-ül Hüsna. Bu da bir 5 yıl kadar bir sürede tamamlandı. Onun da hitamını 2013 yılında tamamladık. Hamdolsun onu da tamamlayarak. O da şu anda hem kitap olarak, hocam bu arada kitap olarak telif etmiş oldu. Aynı zamanda tefsirdersi.com adresinden onun da sohbetlerini izleyebiliriz. Şu anda da devam eden Envarlı Kur'an dersimiz var. O da yine Hilal TV izleyicilerimizin yakinen takip etmiş olduğu Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamız tarafından nüzul sırasına göre tefsir Envarlı Kur'an. Yine onu da tefsirdersi.com'dan aynı zamanda Hilal TV'den de takip edebilir. Şu anda devam ediyor. Yani o devam ediyor inşallah. Eylül sonu ve Ekim ayı gibi yeni dönemde tekrar başlayacak inşallah. Tabii bunların yanında çocuk faaliyetleri, öğrenci faaliyetleri, yardım faaliyetleri birçok şeyler sayılabilir. Yani geçmiş döneme ait. Ama belki geçmişten ziyade anımızı konuşmak lazım. Yani şu anda ve bundan sonra geleceği konuşmak lazım. Tabii gönüllülerine, vakıf gönüllülerle ayakta duruyor. Hem yapılan faaliyetlerden faydalanan kişiler hem de yapılan faaliyetleri geliştirme adına gönüllüleri vardır, komisyonları vardır, üyeleri vardır. Var yani şahit olduğumuz, gördüğümüz kadarıyla zaten. Bunlardan konuşalım. Şu andaki projeler nedir? Ramazan'a mahsus özel bir şey var mı? İşte VTR'de izledik, toplantılar var, temeller var, işte ne bileyim Kur'an okulları var, bazı inşaatlar var. Bunlara dair bilgi vermek herhalde daha yerinde olur. Biz 7'den 70'e demiştik faaliyetlerimizi tanımlarken. Bu çerçevede özellikle insan nesli yetişirken en verimli çağ çocukluk çağı diye biliyoruz zaten. Çocuklardan başlayan bir çalışmamız Umut Çocuk diye devam ediyor hamdolsun. Yine gençlikle ilgili Akabe Gençlik Platformu olarak bütün gençlik gruplarına, lise çalışmasını, üniversite çalışmasını, evet, çalışan gençliğe yönelik çalışmalarımızın hepsini o ad altında devam ettiriyoruz. Kur'an okulları çalışmamız var. Özellikle müftülüklerle birlikte organize ettiğimiz lise çağındaki gençlere yönelik tamamen kendilerini Kur'an'la
inşa edebilecek zihinlerini hayata aktarmayı bunu hedefine koyan öyle bir çalışmamız da var. Yine belediyelerle organize ettiğimiz veya proje olarak değerlendirdiğimiz bilgi ve gençlik çalışmalarımız var. Şu anda İstanbul'da 3 tane ilçede tamamen yaz dönemindeki hasreten ve yeni dönemdeki gençlik ve bilgi evlerinin organizasyonunu da yapıyoruz ayrıca. Orada da tamamen çocuklarımıza değerlerini yani gençlere özellikle değerlerini kazandırabilecek faaliyetlerimiz yine devam ediyor. Bundan sonraki süreçte de devam edecek. Tabii bu faaliyetlerimizi biz hem İstanbul merkezde yapmakla beraber ekseninde insan tavırda denge tasarrufta ihtiyaç prensiplerini ilke edinmiş olan İstanbul'un farklı ilçelerinde, Anadolu'nun farklı bölgelerinde, yurt dışında 60'a yakın dernek ve vakıfla beraber bu faaliyetlerimizi de devam ettiriyoruz. Bizim merkezde yaptıklarımızı onları kopyalayarak oralarda kendileri üreterek aynı faaliyetlere devam ettiriyorlar. Mesela şu anda yaz döneminde olmamız münasebetiyle bütün dernek ve vakıflarımızda yaz okulu çalışmalarımız devam etti. Yine okul döneminde öğrencilere yönelik gençlik çalışmalarıdır. Onlara barınma imkanı, eğitim bursları bu çalışmalarımıza devam ediyor. Yani bu anlamda AKABE bir çatı kuruluş. Çatı adayımıza benzemez ama biz çatı kuruluş diyebilir miyiz? Bütün bu dernek, vakıf, işte ne bileyim Kur'an-ı Hayat, Yardım Eli, hatta bunların bile bir çatı kuruluşu sayılır. Birçok faaliyet buradan şey yapmıştır. Hizmet kurumları vesaire. Yani buradan çoğalmıştır. Hamdolsun DTR'mizde de buna değindik zaten. AKABE tabi vakıf olarak ilk faaliyete başladığı andan itibaren insan üretmeye devam ediyor tabi. AKABE'ndeki süreçte ise hem Hilal TV'yi kuranlar AKABE'nin işte hocamızın o tefsir derslerinde o eğitime programlara katılan insanlar. Oradan ilham alarak. İlham alarak. Yardım Eli yine hakeza öyle. Yardım Eli derneğimizi kuran kardeşlerimiz, dostlarımız da yine AKABE'nin tefsir derslerinde yetişmiş olan insanlar. Yine Kur'an-ı Hayat dergisi yine hakeza öyle. AKABE bu anlamda ana olarak doğum yapmaya devam ediyor tabiri caizse. Kur'an halkaları mesela özellikle gönlümüzden geçen kısmı yani ilk başta ben de Kur'an halkaları yönetimindeyim zaten. Kur'an halkasının olmadığı, Kur'an'da inşa olmayacak, hiçbir ev kalmayacak kalmayıncaya kadar bu halkaları üretelim ve insanlar tek dertleri Kur'an'la inşa olmak, hayatını Kur'an'a göre düzenleyebilecek nesiller yetiştirmesi. Böyle bir gayretimiz var inşallah. Buna da yine analık yapan, ev sahipliği yapan AKABE. Tabii bütün bu çalışmalarımızın her birini biz tamamen gönüllerimizin katkılarıyla, hem emekleriyle hem maddi katkılarıyla yapıyoruz. İşte vakfımızı yakından uzaktan, hocamızı yakından uzaktan takip eden eş, dost, gönüllü insanların hem emekleriyle hem maddi katkılarıyla bu faaliyetleri devam ettiriyoruz tamamen. Daha önceleri başka kelimelerle belki ifade ediyorduk ama mana ve sonuç olarak aynı şey. Yani tüm gayemiz Kur'an'la inşa olmak ve Kur'an neslini inşa etmek. Yani bir Kur'an nesli oluşturmak ve kendimize Kur'an'la inşa etmek tabii. Tüm birimlerimizin, komisyonlarımızın, ne bileyim kurumlarımızın, derneklerimizin gayesi bu olsa gerek. Bugün en rahat bu şekilde, bu kelimeyle ifade edebiliyoruz, ediyoruz. Tamamen bahsettiğiniz gibi hocam. Yani Kur'an neslinin inşa olmasında eğer bir ufak bir katkıda AKABE yürüyüşü olarak katkı sağlayabilirsek yani kendimizi bahtiyar hissederiz diye ümit ediyoruz. Muhakkak. Peki yani günümüze gelecek olursak yani içinde bulunduğumuz an, içinde bulunduğumuz şartlar nedir? Nasıl, ne ihtiyacımız var? Ne zorlukları var ya da ne gönüllerimize ne çağrı yapmak istersiniz, ne söylemek istersiniz? Yani böyle müesseseler sahip çıkan insanlarla ayakta kalabilecek ve devam edebilecek müesseselerdir. Yani hem AKABE gibi diğer kurumlara da eğer sahip çıkan insanlar olursa misyonlarını ve hedeflerini daha rahat gerçekleştireceklerdir. Gerçekleştireceğiz yani bizler de. Bu anlamda belki böyle dönemlerde daha çok sahip çıkmaya ihtiyaç var diye düşünüyorum. Yine vakfımızın eğitim ve kültür merkezi Suriçin'de öyle bir çalışmamız var. Eğitim ve kültür merkezimiz var. Bina bunun olarak, bir kısmını inşaat tabii olarak. İnşaat olarak bir kısmını tamamladık. Biz dörtte birini tamamladık diyoruz. Geriye kalan dörtte üçlük kısmı ise şu anda projesi onaydan çıkmak üzere. Onu bekliyoruz inşallah. Buradaki yapılan
tamamlanan yerlerimizde neler var diyecek olursak, Kur'an araştırmaları merkezimiz var bir binamızda. Orada Kur'an'la ilgili bütün yazılı eserleri toplamayı amaçlıyoruz inşallah. Başladık, o devam ediyor kendi çapında. Yine gençlik binası olarak kullandığımız bir yerimiz var. Ve bir tane de yine yönetim merkezi olarak kullandığımız bir binamız var. Ama esas yapmak istediğimiz yer ise kendi içinde 600-800 kişilik bir konferans salonu. İnşallah bura tamamlanınca hocamızın bir bizlere taahhüdü var. Bu binayı tamamlayın. Ben inşallah Siretül Kur'an dersini burada vereceğim dedi. İnşallah biz de onu yani bir an önce başlayalım diye biraz gayret sarf ediyoruz ama Türkiye'de maalesef işleri biraz yavaş ilerliyor. Hele sur içi olunca bürokrasi daha fazla. Biraz daha bizi yoruyor tabiri caizse. O kültür merkezimizde yani en kısa zamanda biz bu aralar eli kulağında diye tabir ediyoruz tabiri caizse. Kısa zamanda tabii 2-3 aylık bir süre içerisinde inşallah projemizi onaylattırır ve devam ettiririz diye ümit ediyoruz. Evet. Defaatle değiştirildi galiba, yani daha önce de başvurulmuştu ama on anda değiştirildi vesaire, ondan kaynaklanıyor. Yani bizden değil, daha ziyade imar planından kaynaklanıyor. Ona benzer sıkıntılarla da karşılaştık hocam. Peki şey anlamda, yönetim anlamında yönetim tarzımız nasıl? Yani hiyerarşimiz nasıl? Komisyon şeklinde mi daha çok çalışılıyor? Yoksa birebir herkes bildiğine mi? Bu anlamda vakfın tabii bir yönetim kurulu, mütevelli heyet ve yönetim kurulu tanınmadığımız bir şeyimiz var, yönetim kurulumuz var. Tabii yönetim kuruluna bağlı olan faaliyet alanları ile ilgili her bir alanın komisyonu, yönetimi, bu anlamda çalışma alanları var. Vakfımızın faaliyetlerinin biz yüz üzerinden değerlendirdiğimizde %95'i tamamen gönüllerle yürüyen bir çalışma. Ama bunun yanında hem işte binadır, çalışan personeldir, bu anlamda çalışan kadromuz ve personelimiz de var. Ve biz aylık giderlerimizin %75'ini tamamen eğitim ile ilgili alanlara harcıyoruz. Ve bunlar da yine işte bayanlardan olsun, erkeklerden olsun, tamamen gönüllerin katkıları, gönüllerin destek ve katkılarıyla yapılan, icra olunan faaliyetler. Yani herhangi bir ticari gelir vesaire, kira geliri vesaire gibi şey yok, tamamen bağış esasına. Tamamen bağış. Bağış, infaklar, bağış, zekat, buna benzer faaliyetlerle ifa ediyoruz çalışmalarımızı. Sahibi çok o zaman. Yani önce gönül, sahibi Allah diyoruz. Allah olunca sahibi de destek olacak. Sahibi de çok bu anlamda. Tamam. Ne söylemek istersiniz? Yani süremizin sonuna geldik. Gönüllülerimize, çevremize ne yapmalarını istersiniz? Nasıl destek vermelerini istersiniz? Nasıl beraber olmalarını istersiniz? Yani dua ederek mi, gelip danışarak mı, sadece işte ne bileyim aidat vererek mi, sadece bağış yaparak mı, içinde bulunduğumuz da ortamın bereketiyle, yani Ramazan ayında yapılması gereken, daha sonra yapılması gerekenler, daha çok bu şeyler gönüllü destekle yürüyor. O anlamda daha müşahhas önerileriniz varsa tavsiye ederim. Ben faaliyetleri değerlendirirken insana benzeterek değerlendiriyorum hocam. Bu anlamda ruhla ceset neyse, aslında ruhla ceset bir araya geldiğinde insanı oluşturuyor. Evet. Bu anlamda ruhu biz misyon olarak, faaliyetler olarak değerlendirirsek cesetle bu işin ekonomik kısmı tamamen işte mekandır, kaynaktır, paradır. Buna benzer kısımda tamamen cesedi, cesetle ilgili olan alanı. Eğer ruh cesetle birleşmesi insan olmuyor ve anlamsız oluyor bir anlamda. Dünyevi anlamda anlamsız oluyor. Eğer ceset de ruhla birleşmezse zaten yani çok affedersiniz leş haline geliyor. Hemen defnedilmesi gereken bir durum haline geliyor. Yani biz misyon anlamında ortadayız her bir faaliyetimizle beraber. Cesedimizi bulduğumuz müddetçe faaliyetlerimiz inkişaf edecektir. Ortaya çıkacaktır diye düşünüyoruz. Bu anlamda az önce saymış olduğumuz bütün şeyleri, her bir insanın kendine ait olan şeyleri vardır. Özelliği vardır. Dua eden olacaktır. Hem dua eden hem emeğiyle katkı sağlayan olacaktır. Hem dua eden hem emeğiyle katkı sağlayan, hem maddi anlamda destek veren olacaktır. İşte mekanlı veyahut da bir şeyini infak edenler olacaktır. Bu faaliyetlerde, bu hedeflerde kullanmak amacıyla. Yani her insanın kendine ait katkı sağlayabileceği kısımlar kesinlikle İnşallah. Var. Zaten Rabbimiz de
size verdiğimiz rızıktan infak edin diyor. Bu da yani infak edebilmek için illa zengin olmaya gerek yok. Bir öğrenci bile kendi harçlığının bir kısmını bir şekliyle infak edebilir. Ya da ilmi var, onu infak ilmi eder. İlmi var, onu infak tecrübesi edebilir. Var, onu infak eder. Tabii hem ilmi var, hem evet. ilmiyle destek olup hem imkanı ölçüsünde destek de sağlayabilir. Yani bu anlamda her şeye bizim ihtiyacımız var diyoruz yani. Duaya da ihtiyacımız var. İnsan nitelikli insana da ihtiyacımız var. Aslında bizim derken tabii sadece kendinizin ya da şahsınızı ya da bir şey kastetmiyorsunuz. Bu insanın, tabii, bu hizmet, Müslümanın böyle hizmet yürüten her bir kurumun, her bir müessesenin buna ihtiyacı evet. var tabii. Peki, akrabamızda bundan şey değil yani akrabamızda. Tamam. İnsanların desteğiyle ve katkılarıyla ayakta duran bir çalışma tamamen. Peki inşallah bu bir dua talebi olsun, bu bir şey olsun, dualaşma olsun. Duamızı arttıralım, yani gayretimizi arttıralım, iyiliklerimizi arttıralım. İyiliğe hepimizin ihtiyacı var diyelim, diyoruz yani, öyledir de zaten. Herkesin ihtiyacı var. Hasreten bizlerin, sizlerin, dinleyenlerin, sorumluluk sahibi olanın, her insanın iyiliğe ihtiyacı var. İyilikten herkes hoşlanır. İyiliği herkes yapmak ister, herkes çoğaltmak ister. Bu duygu ve düşüncelerle ben tabii müsaadenizle programı kapatmak istiyorum. Çünkü İstanbul için imsak vaktimiz yaklaştı. Bir cümleniz var gibi... Teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun. Bize bu imkanı sunduğunuzdan dolayı. Estağfurullah. Allah sizden razı olsun. Allah yaptıklarınızı çoğalsın, gayretleriniz çoğalsın. Amin. Ve Allah destekçileriniz çoğalsın. Amin. İnşallah destekçileriniz çoğalsın. Evet değerli izleyiciler, bir programımızın daha sonuna geldik ve İstanbul için imsak vakti. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Bir başka programda, yani yarınki programda, Sahurdan Seher'e programda buluşmak ümidiyle.